Selam arkadaşlar. Bir bölüme daha hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle Rust oyununda trollüne trap base yapacağız. Şöyle bir ev tasarımı düşündüm. Büyük tabloda bas yazan ve tuşu işaret eden bir tabelamız var. Bu meraklı arkadaşlarımızı avlayan bir evimiz olacak. Tuşa bastığımız an iki kapı birden açılacak. Bu kapı ve şu kapı. Bu kapılardan içeri girdiğimiz an arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kapı var aşağı yukarı. Burada da iki tane yatağımız var. Arkadaş buraya kadar gelip de içeride ne olduğunu merak ediyorsa bunların üzerine bastığında bütün kapılar birden açıp hepsi arkadaşımızı tarayacaktır. İki tane burada, üç tane burada, üç tane burada, üç tane de burada. Şu kısımda ise elektrik tesisatıyla inşaat dolabımız, bu kısım ise girdiğimiz kapımız. İlk evimiz böyle bir troll evdi. Bu şekilde bir ev videosu çektik. Şimdi bunun aynısını yapalım. Nasıl yaptık? Önce hemen 1, 2 birim kare aldık. Hemen arkasına sanki fake duvar atıyormuşçasına şu şekilde bir de duvarlarımızı attık. Şu kısım alçak olacaktı. Bu kısım alçak olamadığı için burayı yarım duvarlı yaparak aynı görünümü vereceğim. Bu kısımları ise normal tam duvar atarak şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Evimizin giriş kapısı yine buradan olacak. Üst taraflarımızı kapıyoruz. Hemen tavanımızı kapadık. Duvar çerçevelerimizi attık. Tabi buraya atamayacağız. Buraya da şu şekil atalım. Evet, duvar çerçevemiz bitti. Hemen her yeri taşlıyoruz. Hemen kapımızı atıyoruz. Kapımız atıldıktan sonra tavanlarımızı alalım. Evet, tavanlarımızı aldıktan sonra artık evimizin içinde güvenli bir şekilde duruyoruz. Bundan sonrasını böyle hızlı yapmamıza gerek kalmayacak. Şu şekilde komple evimizi taştan yapıyoruz. Tabii şurayı yıkarak orayı yukarıya da çıkış olarak kullanabiliyoruz. Hemen buradan iki tane yarım duvar ve üçgen zeminiyle burayı da kapatıyorum. Hemen 6 adet bu kapıdan alıyorum. 7 oldu. Sıkıntı değil. Kapılarımız daima içeriye açılıyor arkadaşlar. Buradaki kapımızın çok bir önemi yok. Çünkü buraya inşaat dolabı atacağız. Hemen şöyle gösterelim. Böyle atamayacağınız için şu şekilde buradan çıkarak şöyle atabilirsiniz. Benim şuradaki evimin, şuradaki yaptığım evimin inşaat dolabı burayı etkilediği için oraya inşaat dolabı atamıyorum. Evet, hemen tuzaklardan şu tuzaktan 10 tane alıyoruz. 11 oldu. Karşıya 2.
Buraları isterseniz tam düz yapın. Buraları tam düz. Buraları ise R ile çevirebilirsiniz. Şahıs kaçmaya çalıştığı zaman seriye vuracağı için çok da özenmenize gerek yok tam karşıyı göstersin diye. Şu şekilde normal at atı verseniz yeterli. Hemen mühimmatlardan en basit olan taş ve barut gerektiren şuradaki malzemelerimizi dolduruyoruz içine. Mesela bakın 772 olmuş. Hemen bunları bu şekilde kolayca bölüyorsunuz ikiye. Ve şuradan başlayarak mesela birinciye, ikinciye, üçüncüye, birinciye, ikinciye. Mod server'da olduğum için kapılar otomatik kapanıyor arkadaşlar. Ben kapatmıyorum. Sizinkinin de kapanmazsa kapı kapalıyken de içeridekini atabiliyorsunuz. Dolayısıyla şuradan üretimden bir kez daha 64 ürettiğim takdirde evet 96 oldu. Burası 96. Burası 96. 64 oluversin. Gelelim bu devrenin elektrik sistemine. Öncelikle şuradan elektriklerden bir tane rüzgar türbini, çok bir şey istemiyor zaten, levha dişli 10 HQ 500 ohm istiyor. Onu kolaylıkla basabilirsiniz. Tabi Blueprints Workbench gerektireceği için onlardan ayarlarsınız arkadaşlar. Şuradan bir de üçgen spiral atıp rahat bir şekilde çıkarım ben buradan. Şu şekil, şu kapının olduğu kısma yanaşıp şöyle atarsanız arkadaşlar bir tane de şarj edilebilir batarya üretin. Yani bunun doldurduğunu, bu kapıyı açıp bunun içine bunu atın arkadaşlar. Ben buradan atamadığım için mecbur içeri gireceğim, göstereceğim. Arkadaşlar burada bakmanız gereken şey şudur. Bakın kutu sağ tarafta şu an bana bakıyor. Şu an solda, şu an arkada, sağda bana bakıyor. Yönü böyle bulduktan sonra şöyle atıp iniyorsunuz hemen. Siz buraya workbench atıyorsunuz. Yani buraya şunu atıyorsunuz. Workbench diyorum, şey, İnşaat dolabı atıyorsunuz. Bunun hemen üstüne metalden kapalı bir tane daha yapıyorsunuz. Yani tam şuraya metalden kapalı bir tane daha yaptığınız takdirde burası şu şekilde oluyor. Yani bu ikisi bir duvar, burası bir duvar oluyor. Burayı da böyle kapatıyorsunuz. Hatta şey, buraya oluyor muydu ona bir bakalım ya. Şurada bir deneyelim. Oluyorsa buraya atıverelim. Muhtemelen olmaz ama deneyelim. Evet, yüksek geldiği için olmuyor. Neyse bir ufağın atın.
Bu da yüksek geliyor. Neyse bunlar dediğim gibi şu zemin düzgün olduğu takdirde alta inşa dolabı, şuradan metal kısma da bir tane batarya atar. Kapatır inerseniz burada. Gelelim kablolama işlemine. Hemen bir tane de arkadaşlar şuradan elektrikten bölüştürücü alıyorsunuz. Bu bölüştürücüyü de mümkün mertebe evinizin içine atın. Ben şurayı kullanacağım. Atılabilirse. Aynen. Şimdi buradan kabloyu alıyoruz. Bu kabloyla şunun üstündeki girişi, bir de buradan herhangi bir duvarı tıklıyorsunuz. Duvarı tıkladıktan sonra farenin sol tuşuyla buradan yukarıya çıkamıyoruz çünkü burayı kırmıştık. Şöyle yapalım bari. Bunu da ters attık ya. Gene ters attık. Tekrar kabloya geçtim. Üst taraftaki malzeme, bakın bunlar değil. Üstünde bir daha var. Üstündekini tıkladım. Üstündekini tıkladıktan sonra şöyle bir yeri, bir de buradan output'a tıkladım. Power in'i tıkladım. Yukarıya bir yere tıkladım. Şimdi 25 metre boyunca bu kabloyla gidebilirim. Yani tek iki tık arası 25 metre oluyor arkadaşlar. Burada da çok gözükmemesi için şöyle çizgiden dümdüz götürmeyi deneyeceğim. Power out'u yakalayınca verdim buradan. Bakın şöyle gösterelim. Rüzgar türbinimiz hazır. Buradan çıkan elektriği götürdük. Nereye verdik? Bataryaya verdik. Bataryadan çıkan da kutunun üst tarafına verdik. Şimdi arkadaşlar şuradan kapı kontrolcüsünden bir 8 kapı alalım. Üret diyelim. Şu çöp. Şu çöp. Şu çöp. Bu 8 kapıyı aldım. Bu çöp. Tabii şimdilik çöp bunlar. Oyunda çöp değil. Bu 8 kapıyı alıyorsunuz. Kapıyı açınca içeriye. Açıyorsunuz içeriye. Açıyorsunuz. Yani bu yöne, bu şekilde olacak şekilde. Açıyorsunuz bu şekilde. Açıyorsunuz bu şekilde. Burayı açmadan da şu şekilde koyabilirsiniz. İki tane fazla gelmiş. Bunları da attım. Bir tane plaka aldım. Basınç plakası. Ortaya bir yere şu şekil çaprazlama attım. Hemen şu kapı hariç şunun, 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 şunu kablolamasını yapıyorum. Öncelikle arkadaşlar şuradaki kutumuzun birinci çıkışından alıyorum. Bakın burası önemli. Kablo gözükmesin ki adamlar bizi yakalayamasın. Hani tuzağımıza düşsünler. Bunun için şu şekilde bakın çizgiden getiriyorum. Hani çok dikkatli olmadığı sürece fark edemeyeceği bir şey olsun. Buradan tekrar alıyorum. Tekrar aynı çizgiden geri gidiyorum bakın. Gittim. Açtım kapımı. Buralar çok önemli olmadığı için isterseniz böyle güzel güzel döşeyin, isterseniz şey yapın. Arkadaşlar burada basınç tabakasından çıkanı kapı kontrolcüsüne verdim. Kapı kontrolcüsünden çıkanı şu şekilde tekrar kontrolcüye. Passport ise devam et anlamında. Hani paralel bağlantıyla devam ediyormuşsunuz gibi düşünün passportun ne olduğunu. Kapılar yıkıldı tabii. Metal at, levha atmadığımız için. Hemen kapıları tekrar atıyorum. Tabii kapılar bir süre bekleyecekler. Duvarların yıkılmasına hala bayağı var.
Kapılarımı tekrar atıyorum. Biz yapana kadar yıkıldı kapılarımız. Mod server'da böyle bir illet var. Şimdi yapmamız gereken şu. Kod ile kilit aç. Kod ile kilit aç. Kod ile kilit aç. Kod ile kilit aç. Sırayla kapıyla eşleştir dediğimde bakın yeşil yandı, gördünüz mü? Kapıyla eşleştirdim. Kilitledim. Kapıyla yapamadım. Bu kapıyla eşleşmiş zaten. Kilitledim. Yeşil lambanın yanması yeterli. Eşleştir. Kilitle. Açıyorum. Eşleştir. Kilitle. Bakın. Tabakaya bastığıma hepsi açılıyor. Beni tarıyorlar. Hemen iki tane de yatak atıyorum. Yataklardan birisini şu şekilde, diğerinde hem bunu hem onu gizleyecek şekilde bulacağım. Sanırım bulamayacağım. Birini böyle attım. Dördüyle bunu tekrar alıp böyle attığım takdirde bakın bütün kapılar açıldı. Hepsi taradı beni. Gelelim şu push olayına. Onu da şöyle yapıyoruz. Kapıyı da buraya attık. Şuradan hemen ikinciden alıyorum. Tabi önce şey atmam lazım. Düğme atmam lazım. Bu butondan bir tane aldım. Butonu şuraya koydum. Hemen kabloya geçtim. Nereye ne attığımı görebilin diye. İkinciye bağladım, duvara bağladım, çıktım, tekrar duvar, tekrar duvar, tekrar duvar, tekrar duvar. Düğmenin olduğu yere geçtim, doğrudan düğmeye bağladım, tekrar düğmeye bağladım, açtım. Bu düğmede şöyle bu kapı Tongur'dan tekrar dönüş, tekrar dönüş, tekrar dönüş. Bu kapı. Kilidi açtım. Kilidi açtım. Eşleştirdim. Kilitledim. Eşleştirdim. Kilitledim. Evet arkadaşlar. Oyuncumuz böyle gelecek. Şunu da yıkalım. Oyuncumuz böyle gelecek. Tabii şu kapı açık kaldı. Mod server'ın hatası bunlar. Şu şekilde düğmeye bastığında iki kapı açılacak. Şaşıracak, içeriye girecek. Buraya bastığında ise taranacak. Bu evimiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler dilerim.